Ahmet abiniz sizin için var. Sizin için var. Yaşam uzmanı, fikir kompedanı, tecrübe toptancısı Ahmet abine hoş geldiniz. Ben Ahmet abin. Hayatta takıldığınız, aşamadığınız, zorlandığınız konuları ekranda gördüğümüz sosyal medya adreslerimizden bize yazabilirsiniz. Ahmet abin engin tecrübelerini sizlerle paylaşmak için var. Sorulara bakalım. Amasya'dan Cevdet. Ahmet abi eşim sürekli konuşuyor, durduramıyorum. Ne yapmam lazım? Ahmet abin bunun cevabını bilse Ahmet abin işe F-16 ile gelir. Ahmet abin F-16 ile gelir, o uçağı da indirmez. Havada bırakır, ejek yapar. Paraşütle inerim buraya. Uçak nereye giderse gitsin. Sabah ayrı F-16 ile gelirim, akşam ayrı F-16 ile giderim. Ahmet abin eskiden jet pilotuydu bir önceki hayatında. Ondan önceki hayatında o biraz zor bir durum. O tarla faresiydim. Çünkü ondan önceki hayatımda biraz sorunlu bir mazim vardı. Beni tarla faresi olarak dünyaya göndermek suretiyle cezalandırdılar. Ama iyi bir tarla faresi olduğum için, vefalı bir tarla faresi olduğum için, diğer farelere yeri geldi abilik, yeri geldi ablalık, yeri geldi süt annelik yaptığım için bir sonraki hayatımda jet pilotu olarak ödüllendirildim. F-16'lardan Ahmet abi anlar. Gelirken şirketin üstüne denk getirir, basardım Ege'ye, paraşütle inerdim, akşam da başka F-16 ile giderdim. Hanımların, çok konuşan hanımların, genellemek istemem ama çok konuşan hanımlar olduğu, durmadan konuşan hanımlar olduğu hayatın bir gerçeği. Bu yassınabilir bir gerçek değil. Bunun cevabını bilseydim zaten muhtemelen Birleşmiş Milletler'e beni çağırırlardı. Derlerdi ki Ahmet abi biz bu işi kıvıramadık, Ahmet abi biz bu işi çözemedik, gel bize yardım et Ahmet abi, bize yol göster Ahmet abi derlerdi. Birleşmiş Milletler'de birleşmiş bir şekilde otururduk. Ahmet abinin hayat bilmediği çok az konudan bir tanesini denk getirdim. Amasya'dan Cevdet, tebrik ediyorum. Bunun için senin bir küçük altınla ödüllendirebilirim. Özelden bana ulaş. Ahmet abinin bilmediği bir şeyi bulmak gerçekten büyük bir başarıdır. İkinci sorumuz Londra'dan Kerim. Londra'ya gelince memleketi, memlekete gelince Londra'yı özlüyorum. Ne yapmam lazım Ahmet abi demiş. Şimdi Kerim, güvendiğin, sevdiğin bir büyüğüne, arkadaşına gideceksin. Diyeceksin ki abi diyeceksin. Ahmet abiye ben bunu sordum. Ahmet abi dedi ki Kerim dedi sen dedi sopalıksın dedi. Bir büyüğünden rica et seni balta sapıyla dövsün dedi diyeceksin. O da seni balta sapıyla dövecek. Senin başka iyileşme şansın yok. Londra'dayken memleketteyken Londra'yı özlüyorsan senin sağlam bir dayağa ihtiyacın var. Ben buradan tabipler odasına da sesleniyorum. Buradan tıp camiasına da sesleniyorum. Dayağı lütfen tıbba katalım. Dayak steril dayak. Gerçekten bir tıp dalı olarak kayıtlara geçmeli. Bir bilim dalı olarak geçmeli. Bu konuda da giriş derslerini vermeye Ahmet abiniz hazır. Dayak önemli. Ayrıca yerli üretimde söz konusu olduğu için dışa bağımlılığımız da azalacaktır. Bunu profesörler kendi aranızda bir konuşun, oturun, bir araya gelin. Benim gelmeme gerek yok. Siz bir değerlendirin. Sonra gidelim, oturalım bir yerde. Şeyde İstanbul'da falan otururuz yani. Bir yerde otururuz. Konuşuruz, değerlendiririz bunu. Buradan tıp camiasına sesleniyorum. Lütfen. Bu arkadaşımız ve benzerleri için bunu bir gündeme getirelim. Çorum'dan Kemal diyor ki Ahmet abi bence ben çok yakışıklıyım ama insanlar bunu kabul etmiyor. Bu çok tanıdık bir dert Kemal. Yani aynısı bende de var kardeş. Bence de ben çok yakışıklı biriyim ama daha benimle aynı fikirde kimseyi görmedim. Eğer biri zaten böyle düşünürse evi barkı üstüne yapacağım. Yemin ediyorum üstüne boş kağıda imza atacağım. Ben biliyorum ama insanlar bilmiyor. Ben görüyorum ama insanlar görmüyor. Sanırım sen de benimle aynı durumdasın kardeş. İnsanlarda bir problem var. Yani bana sorsan ben Brad Pitt'i tasma takar gezdiririm ya. Ben Brad Pitt'i tasma takar gezdiririm. Brad Pitt kim yani Ahmet abinin yanında ama bunun sadece farkında olan benim. Dünya bu güzelliği görmüyor. Dünya bu gerçeği kabul etmiyor. Ama bir zamanlar dünya 3 kıtadan oluştuğu zannedilen bir yerdi. Kimse 4. bir kıta, 5. bir kıta, 6. bir kıta olduğunu düşünmüyordu ya da inanmıyordu. İnsanların buna inanmıyor olması bu kıtaların var olmadığını gösterir mi? Göstermez. Dolayısıyla da senin ya da benim çok yakışıklı olduğumuzu insanların kabul etmemesi bizim yakışıklı olmadığımız anlamına gelir mi? Gelir. Gelir. Çünkü biz kıta değiliz kardeş. Kabul edeceğiz. Yani yapacak bir şey yok. Cenab-ı Rabbül Alemin böyle yarattı. Vermeyince mabut, neylesin? Sultan Mahmut. Yani bugün Ahmet abinin yakışıklı kabul edilmediği bir dünyada insanların standardı nerede? Çok merak ediyorum. Efendim, dertlere derman olmaya kendini adamış Ahmet abi bugün de programın sonuna geldi. Sosyal medya adreslerimizden hayata dair dahıldığınız, aşamadığınız, tıkandığınız yerleri Ahmet abinize yazabilirsiniz. Ahmet abiniz her zaman hizmetinizde.